Merhaba dostlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videonun konusu birazcık üzücü. Bunun sebebini de şöyle anlatayım size. Arkadaşlar, biz Rise Online diye oynamaya başladık bu oyunu. Avart'tayken bizim böyle problemlerimiz yoktu. Vardı ama çok az vardı. Yeni sunucuya geçtik. Knight'taki ekipler geldi. Rise Online oldu, Hile Online. Yani artık bu oyunun adı Rise Online değil, bizim için Hile Online. Bir sürü müracaat yaptık, ticketler attık, yazılar yazdık, Discord'lardan her yerden ulaştık. Videolar attık, benim bir önceki videomu da izleyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar, açıyorum yayını. Bakın burada iki parti karşılaşıyor, bakın. Her çevrenin içinde iki kişi var, bakın. Önce adamların sayılarını da sayabilirsiniz. Bakın sayılarını da sayabilirsiniz. Hemen getiriyorum, bakın. Görev oldu bir okçu, görev oldu bir okçu, görev oldu ikinci okçu. Switch shooter'lar artı 8. Bir tane unique burada bow var bizde. Elimizde komple vixenler var. Benim partimi görebilirsiniz. Komple vixen setleri görebilirsiniz. Normalde ya artı 8 settir ya da artı 7 heavy plate set olarak değişiyor. 8 parçalar da var, 7 de var. 70 skill'leri tamamen açık. Bütün çarların elinde vixen. Ve direkt karşıdaki partinin elinde görev bow'u. Üzerinde leader set. Tekrar bir görev bow'u daha burada. Bakın burada Vixel'in içeri de var, Dilber diye. Bakın arkadaşlar. Bak, tipsiz. Harbiden tipsiz. Çarlarımızda genelde kostüm var. Pelerinlerimiz var. Günü pelerinleri alıyoruz çarlarımıza. Şu an gördüğünüz çar full pus. Ve bir tane de adamın presti var. Tokmaklı. Elinde adamın tokmak var. Evet. Hile Online'da bizim problemimiz şu. Bu adam 7 kişiyle bir tanesi tokmaklı pres olmak üzere bizden çatır çatır kutu alıyor. Biz bir tane bazen öyle bir oluyor ki atak yapamıyoruz. Bakın FPS'de sağ üstte görebilirsiniz. Ama bakın sağ üstte çarın FPS'inde görebilirsiniz. Bizde düşük FPS yok. Hatta yukarıdan aşağı bakıyoruz. Bunu da buradan öğrenmiş olun. 73 FPS, 74 FPS şu anda daha da yükseltiyoruz. Daha sonra bakın kutu durumunu arkadaşlar, bakın. Nasıl kutu verdiğinizi izleyin, görün. Bu adam bu çarlarla bizden çatır çatır kutu alıyor. Hatta arkadaş videoyu çekerken biraz bekledi. O sahneyi yakalayamamış saat geç olduğu için. Bazen bir şey oluyor, %0 kutu alıyoruz. Bakın %0 kutu alıyoruz. Ne yapıyorsa bir şey yapıyor, %0 kutu alıyoruz. Ve yani işin garibi Rise Online GM'leri bu adamın hilesini ispatlayamıyor. Biz derdimizi anlatamıyoruz. Ya bu adamlar ya GM'ler bu adamı destekliyor. Bu adamla ortak çalışıyor. Bir iş var yani bu işin içinde. Ya da bu GM'ler bu işi bilmiyor. Bu adamı banlayamıyor. Ya bakar mısın şuraya? Ya şu çarlara bakar mısın ya? Adamın elinde görev bowları var. Adam 7 kişi. Şurada bir yerde görürsün. Bir tane tokmaklı pres. Bak bildiğin tokmak var elinde. 118 AP'lim, 119 AP'limle tokmaklı pres. Görev bowlu okçular. Bakın görev bowlu okçular. Bir de benim partime bakın. Hepsi 70 artı level. Hepsi 71 vuruyor. Pardon 70 vuruyor. 72'ler açık. Ve biz burada çatır çatır kutu veriyoruz. Şunu da söyleyeyim. Bütün çarlarımızın da birçoğunda da matta var. Nasıl oluyor bu? He? Gelsin buraya. Bu seviyedeki, bu itemdeki çarlarla bir tane GM gelsin. Kalsın benden bir tane kutu alsın ya. Bir tane kutu alın benden ya. Lan köpek gibi item var bu çarlarda. Bu gördüğün çar bu arada 7 setli. 8 setli çarlar da var burada. Kayıt programı olmadığı için dedi. Bundan çekiyorum abi dedi. Tamam çek dedim. Yani 8 set olan çarlar da var burada. Yani bu çar 7 set, burada 8 set olan çarlar da var. Rise Online değil artık. Bu oyunun adını Hile Online koydum. Bu kadar da rezillik olmaz ya. Bir haftadır bekliyoruz. Bakıyoruz. Yani neye bakıyorsunuz? Yani neyle ilgileniyorsunuz? Levo'nun sunucusuna çatır çatır adamlar ban yedi bunun gibi olan adamlar. Niye? Niye Galya'da bu tür hilesi olan adamları banyoda buradaki bu adam ban yemiyor? Bu adam niye ban yemiyor? Niye? Bu adamı destekliyor musunuz abi? Bu adamın GM tanıdığı falan mı var yani? Kim bu adam? Bu adam nasıl ban yemez ya bu şekilde? Bu inanılır bir şey değil ya. Adam benden daha ezik itemlerle, benden çok daha kötü itemlerle beni şu an burada kutu alıyor benden çatır çatır. Birileri de oradan yorum yazıyor. Kutu alamamıştır da alıyor. Ne alacağım lan? Ne alacağım? Adamın aha oyun ortada. Ne alacağım? Ben bir ay dururum burada. Bu adamı banlayana kadar dururum burada. Banlayana kadar da video çekerim. Her şey ortada. Gören görüyor, göremeyen göz ağlıyor.
Bilmiyorum yani bu işin içinde bir iş var. Artık nasıl çözeceğiz bakalım. Her yere yazdık. Bu videoyu da yayınlıyorum. Bu videoyu da aynı GM'lere göndereceğim. Açıklama yok, cevap yok. İnceleniyor, inceleniyor. Nerede inceleniyor? Bir hafta oldu. Bir haftadır adam bu şekilde bizden kutu alıyor ya. Her slotu böyle. Sadece bu slot da yok. 3 tane slotumuz var. 4 tane slotta biz aynı adamla, aynı kişiyle karşılaşıyoruz. Bütün slotlarımızın durumu bu. Hele bizim bir tane Stinger slotu var H3 solda. Stinger slotundaki çarlarımızın tamamı 8 set var. Çarların tamamının üzerine 8 set. Ellerinde Vixen 7. Orada da görev bow var. Orada da pres var. Adam bizden yine kutu alıyor. Atak yapamıyoruz bazen. Atak. Anlıyor musun? Bak şurada. Bak şurada videoyu açayım sana. Bak şimdi şurada damage çıkıyor ya. Bak şimdi dur. Açsın Rov'u. Başlattı mı Rov'u? Başlat oğlum Rov'u. Bak. Şurada damage çıkıyor ya. Bak damage atamadı Char. Görüyor musun? Bak. Bak Char damage atamıyor. Bak Char atak veremiyor MOBA. MOBA atak veremeden mob ölüyor. Bazen atak veremiyoruz. Abi FPS mi? Hayır 70-80 FPS. Daha ne olacak abi? Daha ne olacak yani? 400 FPS alsan olur, 70 FPS alsan olur. Ya atak veremiyoruz MOBA'ya. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Bu adam bütün bilgisayarları 50 bin liralık, 60 bin liralık bilgisayarlarsa abi bu işi niye yapıyor bu adam o zaman? Yani burada niye uğraşıyor? Yani daha ne yapalım biz ya? Oğlum atak ver atak. Atak yapmıyor ya. Atak yapmıyor. Bak atak verdiği zaman izle. Atak yapmıyor. Vurmadı mesela. Bak şu MOBA vurmadı mesela ya. Char atak yapamıyor ya. 80 FPS bilgisayar atak yapamıyor ya. MOBA vurmadan mob ölüyor ya. Baksana işte damage yok ya. Adam bizden önce MOBA düşürüyor ya. Nasıl oldu ya bunun? Bunun bana mantığını açıklayacak bir tane GM. Yok. Yok abi bu adam içeriden bir desteğim var. Biri mi destekliyor? GM'lerin kendi mi oynuyor? Baktılar biz çok büyüyoruz. Çok kalabalık olduk. Akılları sıra bir şey mi yapıyorlar? Yani bu iş işte var bir iş de. Bilmiyorum yani bu akıl iş değil yani. Artık yani oyuna da olan güvenimi inancımı kaybettim yani. Dünyanın yatırımını yaptık. Bütün çarlarda farm premium. Bütün çarlarda item. Ulan biz oyundan çıkıyoruz desek şu anda 400 kişi 400 tane bilgisayar. Ulan bu kadar item bu oyun kaldırmaz. Bu nedir ya? Neyse. Bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar izleyin beğeni yorum yapın. Halimiz ortada. Uğraşıyoruz hilecilerle. Hile Online. Let's go devam.